Günaydın, merhaba herkese. Biz bugün şimdi sizlerle prefabrik bir havuz aldık. Gördüğünüz gibi bir buzdolabı boyunda bir kargo geldi bize. Bu prefabrik havuzu kızımız için almıştık ve o uyurken ona sürpriz olsun diye şuraya kuracağız. Bakalım ama buraya olup olmayacağından da emin değiliz. Çok büyük bir havuz çünkü bu. Şöyle bakın. Böyle bir prefabrik havuz kutusu şimdi. Birazdan bunu açacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu ağırlığı da 84 kilo gibi falan diyor yani. Artık bir şey değil. Çok ağır. Neredeyse buzdolabı kadar var. Evet. Deri uyandığında ona çok büyük bir sürpriz olacak. Evet, paketi açıyoruz. Paketin açarken bıçakla açıyorduk ama uyarı verdi. Dışarısında bıçakla açmayın diye bir uyarısı vardı. Kutunun içinden yeni bir kutu çıktı. Bakalım. Ne kadar sürede kuracağız gidip. Evet, tahmini süre 1 saat gibi. Bakalım biz ne kadar sürede kuracağız. Aslında böyle bir havuz alma planımız yoktu ama bu pandemiden dolayı evet, gördüğünüz gibi havuzumuz bu. Ne kadarmış ağırlığı? Yazmıyor ama dışarıda 85 kilo diye yazıyordu. Boyutları yaklaşık ne kadar bunun? Hayatım. 488. Evet, 488'e 2.44. Evet, derinlikte 1.22. Yaklaşık yani 10 metrekareden daha büyük bir havuz bu. 1.22 de kızımızın hemen hemen boyundan 1-2 santim daha uzun. Yetişkin insanlar da girebiliyorlar tabii ki. Evet. Kutusu, şu kutuyu sabit iyi tutarsa beklemede de kullanırız. Tabii. Yine mi kutunun içinden? Yok, çıvarca parça kutu. Türlü ihtimalle karşı şey yaparlar diye. Evet, önüne koruma kutusu varmış. Evet. Bu korkunun bunlardan çiğden geliyor. Doğru, büyük yük gemileriyle denizde okyanuslar aşarak geliyorlar. Evet, bunları bir şey kemirmezse iyi olur. Evet. Bunlar filtre. Çünkü filtre boşu. Tabii tabii. Böyle parça parça kutular. Kullanma kılavuzu. Yamalar. İnşallah gerek olmaz. Filtre. Hava boşaltıcı boşaltma tahmini. Evet. Normal havuz gibi klor atıp kullanabiliyorsunuz değil mi? Tabii. Ve kendisini de her gün bir saat elektriğe taktığınız zaman diğer havuzlar gibi temizliyor kendisini. Öyle bir özelliği var. Havuzu doldurup, çünkü çok büyük bir havuz olduğu için bayağı bir içerisine ton su girecek. Sürekli boşaltıp temizleyemeyeceğimiz için kullanıldıktan sonra akşam fişe takıp, Pardon. 11,5 ton. 11,5 ton. Çok ciddi bir su. Kamyon kadar. Evet. Dolayısıyla bir ay kullanacağız. Merdiven. Ya da iki ay kullanacağız bunu. Kendi kendine temizliyor. Öyle bir avantajı var. Havuza tabii merdivenle
çıkabileceğimiz için. Burada da havuz merdiveni o. Şu fotoğrafta görüyorsunuz bakın. Merdiveni var. Havuzun kendisi orada gördüğünüz gibi. Bunun altına ne koyacağız? Beton. Ama sıcak ya, bir şey olur mu? Aha. Burada bir kartonu koyabiliriz. Değil mi? Koyalım yani. Ha, doğru. Sıcak olmayacak, evet. Evin betonunun dayanıklılığını da ölçmüş olacağız. 11,5 tonla. Evet. Kamyon bile çıkabilir diyorlardı. C30 beton var. Evet. Evet, önce merdiveni montaj yapacağız. Güzel. Yapalım bakalım. Yok, bunlar değil. Değil mi? Üzerine dolu. Ayakları indir istersen. İki uzun. Bir tane daha var işte, şunlar var. Aynı uzun sanırım bunlar. Ama şöyle bir şey var. Bunların bak şurada delikleri. Evet. Ona dikkat edelim. Evet. Onda var mı delik? Yok öyle bir şey. Delikli, bol delikli istiyor. Bol delikli istiyor. Evet. Bol delikli iki tane. Bol delikli onlar. Bunları şuraya koyayım ben. Bol delikli bunlar mı? Evet. Ay, iki tane var, başka yok ki. Ya. Tabii canım. Altında yok. Burada. Bunlar olabilir mi? Yok, iyi. Burada değil, evet, doğru. Şöyle bakalım, bunlar var. A ile B diyor. A ile B'nin kenarlarında şunlar var. Şunları kaçırıyor. Oraya kenara at, poşetlerim ben. Uçar mı? Uçmaz, uçmaz. Evet. Şimdi ondan sonra kafalarını bir tıpa geçirin gibi bir şey yapmak, işaret yapmak. Şu mu tıpalar? Şurada da bir şeyler var, bilir. Şöyle gri, aynı bunların üst tarafı aynı gözüküyor. Havuzun merdiveninin dış merdivenini yapmış bulunuyoruz. Yalnız bunu satıldığı sitede de yorumlara yazmışlar. İşte yarım saatte kurarsınız filan diye. Biz ancak yarım saatte merdiveni kurabildik ve yarım saatte paketi açabildik diyebilirim. Çok da kolay değil. Plastiklerin çünkü birbirine geçmesi çok şey olmuyor, kolay olmuyor. Ama işi de zevke döndürmek lazım. O yüzden kahve yaptım ben de. Kahve eşliğinde kuracağız biz bunu, bakalım nasıl olacak. Merdivenimizi sonunda montaj yaptık. Ama yarım saatte havuzu monte edersiniz demişlerdi bize. Biz bu merdiveni sadece 2 saatte kavrayabildik. Çünkü çok fazla uzun vida, kısa vida, geçişleri plastik olduğu için biraz sıkıntılı. Şöyle bir merdiven yapısı daha var. Bu havuzda şu şekilde katlanarak yükseliyor. Sanırım atlayabiliyorsun bundan ama biz çok o özelliğini kullanmayacağız. Yine de montajını öyle tamamladık. Ama yani şunun montajı 1,5 saat falan sürdü diyebilirim yani. Hatalı vidaları hatalı yapmışız. Uzun vidaları yanlış yere, kısalara montaj yapmışız. O yüzden sökmek zorunda kaldık. Esasında onları böyle uzun vida, kısa vida şeklinde belirseler çok daha iyi olur. Mesela renk bile atabilirlerdi. İşte merdiveniz böyle oldu. Şimdi bu havuzların, evet, bu havuzların şu dışındaki gördüğünüz metal raylar var ya, onlar çıktı şu anda. Bunların montajını yapacağız şimdi. Hadi bize kolay gelsin. Evet, havuzun alt kısmı bu. Şimdi bakalım bunu ayaklandırmaya çalışacağız. Önce o konnektörleri falan, şu ıvır zıvırları takacağız. Ondan sonra şu geçirilen yerler var, belli zaten. Şuralardan o boruları geçirerek bunu prefabrik havuz haline getirmeyi başarabilecek miyiz bakalım. Şimdi bunları, bu çubukların hepsini bu şekilde birbirine monte ettik. Şimdi havuzun o yan oluklarına bunları geçiriyoruz tek tek.
Evet. Evet, yan ayakları da böyle takıyoruz. Biraz çok fazla sıcak olduğu için. Ama bunların hepsi yalan. 2 saat yalan ya. Böyle bir şey yok. Çok profesyonel olmamız lazım yani. Ha, bildikten sonra takılır tabii ki. Ama bilmeyince zor. Evet, havuzu bu şekilde kurduk. Şimdi bakacağız. İçerisine su dolduracağız. Su doldurduktan sonra da şu şekilde de böyle. Suyu doldurunca bu yerleşecek tabii ki. Derin. Evet, prefabrik havuz kurduk Derin için. İçini şimdi yavaş yavaş dolduruyoruz. Derin, bu senden büyük. Nasıl? Sen kolluksuz yüzebilir misin bunda? Bilemem ama kolluk damlasını biliyorum. Evet, kollukla damlasını biliyorsun. Bak, gösterelim mi havuzun içini de? Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, bu var ya 2 saatte ya da 3 saatte falan dolar. 11 ton su alıyor Derin bu. Bir kamyon dolusu. Zaten kamyon büyüklüğünde. Bakın, büyük bir kamyon büyüklüğünde. Yaklaşık 11 ton su alacak bu. İçi de havuz görünümlü, gördün mü Derin? Hayır. Gel gel, yukarı gel. Sen şimdi oradan göremiyorsun. Buraya yanıma gel, oradan değil. Hayır, bu da onun motoru. Var. Tamam, böcek olabilir bak. Gördün mü? Derin. Ben gezmek istiyorum. Ama içi dolmadan nasıl? Çok sıcakladı. Evet. Kafayı çapacağım ha. Evet, suyu, havuzu daha doldurmadık tam. Bakın, daha var doldurmaya. Derin de dayanamadı, girdi. Şuradan merdivenden girdik. Şöyle şey oldu ama bakalım bu havuz oldukça düzelecek mi? Anne. Efendim? Huu, Derin daha var. Evet. Bu aldığımızda da şurada küçük maalesef bir tane kusuru çıktı. Patlakmış orası. Zaten patlak olabilir diye 4-5 tane de su altı bant vermişler. Ama yani bu kadar bir ürün satın alıyorsun. İlkten patlak olması da yani feci bir şey yani. Ve denildiği gibi de öyle 2 kişi 15 dakikada, bir kişi 30 dakikada, bir kişinin kurmasının imkanı yok zaten şöyle destekleri almadan. Çok zor. Var da çok zor yani. Biz bunu 3 saatte falan kurduk. Çok kolay değil. Şimdi bu Best Way'den aldığımız büyük havuzun suyunu, 11 tonluk suyu boşaltmak için şu alttaki kapağı çevirerek çıkarıyoruz. Fakat o hemen oradan su gelmiyor tabii ki. Orada şöyle bir şey var sanırım, değil mi? Sübap var. Bu hortumun ucuna bunu takıyoruz. Su gelmeye başlıyor. Evet, hortumun ucuna takamadık ama daha. Düzgün bir şekilde takılırsa. Evet. Bakalım boşaltmaya başlayacak mı? Değil mi? Bir bakalım. Hiçbir şey gelmedi gibi gözüküyor su. Hayır. Nasıl olacak o zaman? Hortumun mesafesi şu, basıncı kaybediyor. O zaman küçük bir hortum gibi bir şey var mı ki burada? Küçük bir hortum buluruz. Evet, öyle yapalım. Tabii. Tamam. Küçük bir hortum yapıp tekrar deneyeceğiz. Evet. Çünkü bu kadar uzun hortumda su gelinceye kadar sıkıntı. Evet. Kısa bir hortum olması lazım. Yani şöyle yapabilirim. Kısaltabilirim hortumu. Tamam. Anne, merhaba. Şimdi o hortumu bağladık. Şöyle 3 metre bir kısa bir hortum yaptık. Artık hızlı bir şekilde boşalıyor havuz. Kalın bir hortum bağlarsanız daha hızlı boşalıyor. Tabii. Ama tabii ki o aletin ucuna girecek şekilde bir hortum olması lazım. Çok kalın bir hortum da bağlayamazsınız. Havuzu boşalttık. Evet. Havuzda da yaklaşık 11 tondan fazla su var. Şimdi burayı boşaltacağız. Evet.